Merhaba. Hepimiz bir karantina süreci yaşadık. Şartlar farklıydı. Ben mesela annemle girdim karantinaya. Başta kesin çok sıkılacağım dedim annemle olduğum için. Ama annem benden sıkıldı. Yani sokağa çıkma yasağının ilk kalktığında kaçta gitti kadın? Arkadaşına kalıyor şu an. Ayrı evlerde kalıyoruz. Şimdi bu süreçte annesiyle babasıyla kalan, eşiyle karantinada olana özendi. Eşiyle olan yalnız olana özendi. Yalnız olan damdan dama flört etti. Herkes başka kafalar yaşadı. Bakalım hangi karantina daha özenlisi, hangi karantina daha iyi? Ebru Yücel yazdı. Karartina geliyor. İyi seyirler. Kardeşim! Kardeşim! Oğlum ne kadar özledim lan! Aslanım benim be! Aslanım benim be! Koçum benim! Kardeşim. Aslanım! Kardeşim benim be! Suyu. Yok biz şakalacın. Oğlum sen niye adama böyle vuruyorsun? Oğlum karantinadayız da çok özledim herhalde sizi lan. Ondan dolayı herhalde. Oğlum öyle bir vurma mı var ya? Tamam oğlum özür dileriz. Çok pardon biz şakalaşıyorduk. Gel. Ben de sizi öyle görünce kavga ediyorsunuz sandım ya. Yok hanımefendi ya. Uzun zamandır karantinada birbirine temas edemeyen bedenlerimiz yalnızlıktan çürümek üzereyken... Ne biz... anlatıyorsun lan? Kendimi kaptırdım. Tamam oğlum tamam hadi. Evet o zaman ben siparişlerinizi alayım. Bir arzunuz var mıydı? Şimdilik yok. Böyle yaparsanız olmaz tabii. Biz karar verince size seslenelim olur mu? İsminiz neydi? Arzu. Vallahi öyle lelikler çıktı. Kanka iyi ki buluştuk oğlum. Ne kadar güzel oğlum. Oldu. Yüz yüzenin tadı başka ya. Tamam. Oğlum o neydi lan öyle karantina falan ha? Ne iyi ettik de geldik be. Vallahi tabii aga yalnızlıktan patladım lan. Bilsek önlemlerimizi alırdık. Nasıl önlem lan? Eve tuvalet kağıdı falan mı? Yok be oğlum. Sevgili yapardık. Sevgili yapacağından olacak. Oğlum takılırdık işte. He. Aman takılıyorsun da ne oluyor sanki? Film falan izlerdik. Aman izliyorsun da ne oluyor sanki? Öpüşür koklaşırdık oğlum. Aman öpüşüyorsun da ne oluyor? Ne oluyor lan ne oluyor? Öpüşünce ne oluyor? Söyle bana öpüşünce ne oluyor? Öpüşünce oluyor öpüşünce. Karantinadan kafayı yedi çocuk ya. Oğlum bir sakin ol. Siz şimdi sevgiliyle karantinayı geçer diyorsunuz. Tabii oğlum sevgilinle ne güzel berabersin karantina boyunca. İyi anlatayım da dinleyin o zaman. Nereye lan? Nereye gidiyor? Bir susun da izleyin lan. Kimse yok. Oh be. Oh şöyle yalnız başıma bir şey izleyeceğim sonunda ya. Ne yapıyorsun? Allah! Ne yapıyorsun koltuğun arkasında? Ne yapıyorsun ya? Başka şınav çekiyordum. Beni biliyorsun. Ben hep o şekilde şınav çekiyorum arkada. Sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Şöyle yalnız başıma belki bir şeyler izlerim diye geldim öyle yani. Ömer, şu Oscar alan filmi mi izleyeceksin? Yani. Hani bu şey, aile ilişkilerini ve böyle kapitalizmi ele alıyor. Aşağı yukarı diye. Hani yoksul aile zengin ailenin evine yerleşiyor. Neydi adı ya? Parazit! Heh, öyle benzer bir şey işte. Seninki nasıl bir şey? Ya benimki nasıl biliyor musun? Bir tane çocuk var şimdi. Çocuk sevgilisini bekliyor. Sevgilisinin yanında bir bakıyor başka bir çocuk var. Sonra bu çocuk onun yanına gidiyor. Kafasını şöyle bir hareketle kırıyor, öldürüyor. İnanılmazmış. Aşkım bunun adı ne? Toktik. Toktik. Hadi gel beraber izleyelim. İkimiz şöyle uzanalım izleyelim beraber. Ya beraber benim hevesim kaçtı ya. Vallahi sen aç izle oraya yaz Toktik çıkıyor vallahi. Tamam hevesin kaçtıysa sana iyi gelecek şey ne biliyor musun? Yoga'da aşkım. Aşağı bakan köpek duruşu. Yaptık mı geçecek? Ya ben yoga moga yapamam öyle şeyler. Tövbe estağfurullah. Onu öyle ekmeğe basmış gibi. Tövbe. Tamam o zaman gel beraber. Gel aşkım şöyle gel yaklaşayım. Şöyle online alışveriş reis yapalım. Reis beni bir sal be. Efendim? Ne dedin? Alalım dedim. Alalım ya. Ne alacağız? Söyle hadi alalım. Ne alacağız? Ne alacağız biliyor musun? Bak bana bak şöyle. Cilt maskesi, yoga matı, ççiçek tohumu. Bos minibüsü 40 bin parça puzzle alacak mıyız? Alalım ya alalım. Hatta bir tane minibüs alalım. Ondan sonra Hadımköy Beylikdüzü'ne servis çekersin. Sen biraz sinirlisin. Evet. Sen sinirlendin. Karantinadan dolayı herhalde ya. Karantina biraz geldi. Yoksa niye gerileyim ki? Hadi ben bir meyve şey yapayım hazırlayayım. Ne güzel olur. Kivi var mı? Yok. Muz, çilek bir de portakal var. Kivi yok mu? Olanları saydım ya. Kiviyi saymadın. Yok çünkü. Ya gerçekten mi? Çok canım çekmişti. Ne yapacağım? Ne bileyim ne yapayım? Gideyim alayım mı? Gerçekten bunu yapar mısın? Benim için gidip alır mısın? Dışarıda ölümcül bir virüs var. Ben gidip kivi alayım öyle mi? Ömer ne yaparsın biliyor musun? Maskeni takarsın eline koluna eldivenine. Sonra şöyle kenardan gidersin ne olacak? Doğru diyorsun ya. Kenardan gideyim. Ölürsem de kenardan
Kimi yolunda öldü dersin. Aman kim ne olacak ya? Korkunun ecele faydası mı var ha? Olacaksın. Aşkım ne yapıyorsun ya? Ne oluyor? Ömer sen bensiz bir şey ne yaptın sen? Dışarı mı çıktın Ömer? O ne öyle? Ne yaptın yüzüne? Ya niye dışarı çıkayım ben çift olarak tuvalete gidemiyoruz diye? Tuvalete gitmiyorum. Ömer o zaman o arkadaşlarına konuşurken ağzını aça aça güldüğün için kablolardan sana virüs bulaşmış. Lütfen saçmalama lütfen ya. Ömer sana inanmıyorum. Sen yarasa mı yedin? Ya, ne diyorsun ya? Tamam ya ne olacaksa olsun artık ya. Ben gidiyorum tamam mı? Kimi de al kapıya bırakırsın. Ya işte öyle çocuklar. Gördünüz mü? Aga bu neymiş ya? Ya? Çok zor kanka, çok zor. Çocuğun dediği kadar varmış. Yok abi, sevgiliyle olmaz. Yine en güzeli aileyle karantina. En güzeli. Ya. Akarı yok, kokarı yok abi. Tertemiz. Oh, yediğin önünde, yemediğin arkanda. Mis. Mis ha? Mis. Peki benim gençliğimin baharında kaybolan tazecik ruhum? Kaygıyla baktığım gözlerimin yanıltaması olan o kapkaranlık dünyam? Dünyamın içindeki o küçücük sende... Ne anlatıyorsun lan? Manyak mısın? Kendimi kaptırıyorum oğlum. Kendimi kaptırıyorum. Aileyle olmaz. Niye olmasın ya? Nesi var ailenin? Nesi var ailenin ha? Nesi var ailenin? Anlatayım da görün. Of. Şuna bak zaman geçmiyor. Ne kadar oldu abla? 4 dakika. 4 dakika mı? Ne yapacağız biz ya? Öf ben gidiyorum ya. Bari kızlarla görüntülü konuşayım. Madem çıkamıyoruz. Kızım abartıyorsunuz ya. Yok bunlar böyle bir şey yok ya. Oyun bunlar oyun. Baba ne oyunu? Haber falan da mı izlemiyorsun sen ya? Sen niye TV'de gördüğün her şeye inanıyorsun? Allah bilir eskiden dinozorlar yaşıyordu deseler ona da inanırsın sen. Yaşıyordu baba. Safsın. Sen kocaman bir safsın. Oh bütün işleri bitirdim. Bulaşıklar da bitti. O ne? Bardak anne su içiyorum. Of neyse tamam bitir de onu da yıkayayım. Tamam. Bitti mi? Bitmedi anne. Dur o zaman azıcık sileyim. Anne tamam anne ben bunu yıkarım olur mu? Ben ya, bunu yıkayacağım tamam. Sileyim olmaz. Ya anne ya, hanım, abarma şunu abarma ya. Bir şey yok ya. Ne ya? Sakin ol otur ya. Virüs virüs Allah Allah. Öleceğiz ki sen hala. Kafayı yediniz hala. Tövbe estağfurullah. Saçma saçma konuşuyorsunuz ya. Sadece sabunla yıkayınca virüs gidiyor. Gidiyor baba. Ya bu çocuk olmadı ya. Vallahi dayısına çekti ya. Bu çok saçma bir şey oldu. Aman tamam susun be. Dizimi izleyeceğim be. Ya anne ne dizisi? Bırak Netflix bağlatalım şuraya ya. Bak böyle olmaz. Çocuk kızı seviyor. Kız çocuğu seviyor. Kavuşamıyorlar. Sezon bitiyor. İkinci sezon ne oluyor? Yine kavuşamıyorlar. Aynı yerden devam ediyor. En heyecanlı yerinde dur be. Siparişleri geldi herhalde. Tamam. Kim o? Abla marketten geldik. Tamam. Bıraktım. Tamam. Nasıl ödeyeceğim? Dur. Anne ne yapıyorsun? Temassız ödedim oğlum. Ya temassız öyle bir şey mi? Ya hanım abarmayın şunu. Allah'ınızı seversiniz ya. Ne oluyor? Bu poşeti kendime sürünce ne oldu şimdi bana? Kaldı. Hiçbir şey olmadı. Duruyorum burada. Gördünüz mü? Ne olur gördüğünüzü söyleyin. Gördünüz mü? Bir şeyler çalıyor. Duydunuz mu? Neyi duyduk mu be adam? Ama ne saçmalıyor sen Allah aşkına ya. Git şuradan. Oğlum duymadın mı müzik çalıyor? Baba telefonumdan çaldı ya. Oğlum bak o zaman şuna ya. Bilinçaltında neler var benim çöplük içinde ya. Ya kızım. Life havdan büyüktür bir kere. Heh, abla abla ne yapıyorsun? Kimle konuşuyorsun? Kızlarla konuşuyorum. Ben de konuşayım mı? Daha hadi ya. Çok sıkıldım ne olur. Ya tamam. Evet. Oh, merhaba. Muse değil mi? Evet. Abi nerede kalmıştık? Abi demek öyle oldu ya. Abi hiç güleceğim yoktu. Ha demek öyle olmadı. Niye öyle olmuş gibi söyledin? Ya güleceğim var mı diye kontrol etmek için. Ya, duymuyor musun? Abi sonra sen ne dedin? O sana ne dedi? O sana öyle dedikten sonra sen ona ne dedin? O sana öyle dedikten sonra sen ona öyle deyince o sana ne dedi? O sana öyle dedikten sonra sen ona öyle deyince... Abla ne yapıyorsun? Bu nasıl bir konuşma ya? Al istemiyorum. Yok konuşmayacağım. Ya niye bölüyorsun? Şimdi ben onu öyle söyledikten sonra bana ne söyledi ben nereden bileceğim? Ben nereden bileceğim? Abi pardon kim söyledi en son? Baba, babam sen eski topraksın. Ne yapılacağını çok iyi bilirsin baba. Çok sıkıldım hadi bir şeyler yapalım. Ne yapalım lan? Ne bileyim bir şeyler yapalım işte. Ben... Sen tek göz odada büyümedin mi baba? Hatırlatma şimdi. Niye?
Tekrozoda'da en son ananla kaldığımızda seni yaptık çünkü. Şey yapalım baba, challenge yapalım. Challenge ne? He, challenge baba. Şimdi şöyle, ben ardımda tuvalet kağıdı sektireceğim. Sonra diyeceğim ki babama meydan okuyorum diyeceğim. Sonra sen ardında tuvalet kağıdı sektireceksin. Sen babana meydan okuyacaksın he? He. Ben de arkamda sektireceğim. Yani böyle söyleyince tam olmadı tabii de ya. Yani ona benzer bir şey baba. Ne yapıyorsun ya? Ben içeri gidiyorum ya. Ya baba tamam, sektir git. Ne? Evet. Ya. Aileyle de olmuyormuş abi. Yok, vallahi yok. Evet. Neydi olmaz ya? Oğlum, o kadar anlattık görmedin mi? Beyler. Vallahi sıkıntı. Galiba en iyisi şöyle arkadaşlarını alacaksın. Karantinada böyle kafa dengi hepsi. Alacaksın, geçireceksin karantinayı. Doğru ya. Dedin kardeşim. Nereye doğru dedi? Nereye doğru dedi? Arkadaşlarını alacaksın karantinada. Oğlum, işin kesatı, dostum fesatından korkacaksın. Doğru söylüyorsun kardeşim. Maddiyatın bitince dostum muhabbeti de bitermiş. Haklısın kardeşim. Sırtın yere düşünce ilk dostun vuruyormuş. Doğru kardeşim. İşini bilmeyen çavuşlar döner. Oğlum tamam, anladık ya, Allah Allah. Tamam, git göster. Kanka o çavuşun devamı ne? Git göster. Dostmuş, arkadaşmış. Al sana arkadaş. İzleyin. Kanka var ya, böyle çok güzel oldu ya. Karışan yok, görüşen yok. Tabii oğlum ya. Erkek erkeğe takılıyoruz. Daha iyisi mi var? Kurabiyeler hazır. Elindeki ne lan? Kurabiye. Oğlum bak, biz hepimiz evdeyiz tamam da sen biraz fazla abartmadın mı ya? Neyi abarttım arkadaşım? Ben aynıyım ya. Değişmedim ki ben. Alt tarafı kurabiye yaptım. Kahve lekesi nasıl çıkar? Böyle bir çay kaşığının ucuna karbonat. Marketten çilek aldın, ne yaparsın? Suya yatırırım, tuzlarım. Doğum çatlaklarına ne yedin? Avokado. Böyle süreceksin çatlağı, ovalayacaksın da ovala. Beyler ben iyi değilim. Oğlum sen vallahi iyi değilsin. Vallahi iyi değilim. Otur. Kanka. Tamam, kanka tamam. Ben iyi değilim. Oğlum ben çok değiştim. Benim evde kalmamam lazım. Evde kalmamam lazım. Kanka bu bilgilerle evde kalmazsın zaten ya. Kesin bir kısmet bulunur yani. Sen şaka mı yapıyorsun? Şaka mı yapıyorsun? Nimet var elimde. Sizin yüzünüzden oldu oğlum hep. Sizin yüzünüzden oldu. Kaç aydır karantinadayız. Elinizi bir şeye sürmediniz. Çamaşır bende, bulaşık bende. Hiç yardım etmiyorsunuz ya. Olma. Oğlum ben 26 yaşındayım. Şıkır şıkır köfte yapıyorum. Şıkır şıkır dolma sarıyorum ben. Ama dolmanın içine de kuş üzümü koyunca çok güzel. Çok kötüyüm lan. Oğlum bunun kafası uçmuş ya. Ya hacı bizim yüzümüzden oğlum. Hiçbir şey yapmadık. Bundan sonra sen yemekleri yapıyorsun. Yapmıyor. Yemek tarifi veriyorum. Tarifte yazanları tek tek yiyor. Doğru. Geçen gün tuz yiyordu ya. Tamam ama yemeyeceksin bundan sonra. Ben de çamaşırları yıkayacağım, tamam mı? Yıkama. Sen çamaşır yıkama. 100 derecede yıkıyorsun. Hepsi çekiyor. E oğlum uzmanlar öyle söylüyor. Korona ölsün virüs diye. Ulan senin koronan vücut değiştiriyor. Kıyafet giriyor. Bu ne? Ne bu çekti? Tek tişörtüm kaldı. Bunu giyiyorum. Şş, ama abarttın kanka ya. Öğreniriz oğlum, tamam. Öğreniriz. Öğrenin lan, ne olur. Ne olur, nasıl yapacağız? Ha, ben eskiye döner miyim Emre? İflah olur muyum lan? Ya kanka seni bir fabrika ayarlarına döndürmemiz lazım ya. Döner miyim? Nasıl olacak? Salcan. Değil mi? Kanka sal. Saldım be. Eskiden nasıl takılıyorsak öyle takıl. Takıl ya. Eskiden tamam. Takıldığım gibi takılırım ben. Al şunu, hadi. Ya maç atıyorum. Hadi, evet. Ya. Ha. Maç atıyorum ya, nedir ki evet. Yani? Hadi. Start'a basıyoruz. Bas. Tamam. Yaparsın lan. Siyahlar biziz değil mi? Oğlum siyahlar hakem ya. Ben de diyorum, neden koşmuyor lan bu? Hacı, durum sandığımızdan vahim kardeşim. Derhal dozu arttırmamız lazım, tamam? Kız bulalım, kız ayarlayalım. Var mı kız? Dur bir kanka ya. Muhakkak içerilerde karantinadan önce eve atıp unuttuğumuz bir kız vardır. Ben bir bakın. Ne diyorsun lan? Oğlum sen ne diyorsun asıl ya? Ya şimdilik bir iletişim kursalar yeter. Merve var. He, karantinadan önce konuşuyorduk. Hala konuşabiliyor mu? Ne bileyim, konuşu arayayım mı? Ara, görüntülü ara. Tamam. Görüntülü Merve. Okay. Düzeleceğim değil mi? Düzeleceğim kanka, düzeleceğim. İflah olacağım değil mi? Olacaksın oğlum, olacaksın. Tamam. Ara. Çalıyor. Çalıyor, güzel. Güzel. Güzel bir başlangıç. Alo. Merveciğim ne yapıyorsun? Kıyafet deniyorsun. Çıkarıp giyiyorsun. Ben de bakacağım lan. Bak, ben de bakacağım. Git be. Sana demedim, arkadaşım bir şeyler söyledi de. Mesela şu an üstünde ne var? Göster bakayım. Merve, o kemerle o çanta olmuş mu? Olmuş mu? Ayakkabıyı göster, çizmeyi göster.
Çizmeyi göster. Al işte, senin ayağına çizme gider mi? Senin ayağına Brezilya fönü çekeriz, gider. Sana ne benim bıyıklarımdan be? Korona var, korona. Merve, sana ne benim bıyıklarımdan? Kaldırmadık işte, ne var? Dersen... Allah Allah. Kapattı kız, ne yapıyorsun ya? Bıyığıma laf ediyor. Etsin. Ya bu iş böyle olmayacak ya. Dozu bir tık daha arttırmamız lazım. Evet, böyle olmaz ya. Son kozumuz kardeşim, ölümcül darbe. Ölümcül darbe mi? O ne oğlum? Erkekliğin sembolü. Bütün temel içgüdülerimizin temeli ulan. Ne? Uzun eşek. Uzun eşek mi? İşe yarar mı? Ölüyü diriltir. Hangi ölüyü? Boş ver. Ben yastık oluyorum, hadi. Emin misin? Eminiz, gel hadi. Sen yanlış şey yapmayalım. Yat, yat. Yastık senin olmaman ya, gerekiyor. Ya gel hadi. Ama Allah'ım değişmek canım, için. Gel. Tamam. Gel gir. Hazır mısın hacı? Değil. Her daim. Hadi. Hayır. Bir şey anlatıyoruz burada. Ne müzik açıyorsun telefondan ya? Telefon çaldı oğlum. Ben ne yapayım? Allah Allah. Vay be. Oğlum ölümden dönmüşsün lan. Sorma oğlum. Neler yaşadık ya? Çok zormuş kanki. Vallahi zor. Beyler. Galiba en iyisi yalnız. Hay yalnızlık. Be. Aynen öyle. Yalnızlık abi. En güzeli mis gibi ya. Doğru. Kafan rahat işteyse be. Hiç ya. Akarı yok, kokarı yok. Yalnızlık abi. Aynen öyle. Beyler. Bu Arzu nasıl kızdı ama? Öztan gevşek. Bir dakika. Yenge o senin. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ben bakıştım ya o kadar ne burada. Demek? Oğlum kız benden hoşlanıyor lan. Hadi lan neye bakıyorsun? Ne yapıyorsunuz bu lan? Bir dakika lan. O zaman çağırayım, sorayım. Buyurun. Tamam. Buyurun. Arzu Hanım. Buyurun, bir arzunuz mu vardı? Ya zamanla olur inşallah. Neden olmasın ya? Arzu Hanım, güzel. Arkadaşlar arasında otururken, şimdi hiç durduk yere spontane gelişti. Konuştuk da öyle bir merak ettik. Karantinayı nasıl geçirdiniz? Yalnızım ben. İşte aklım ben yeri ne ya. Aynı düşünüyorum. Ben ne dedim? Beraber, tamam, aynı. Tamam. Vallahi peki, karantina yalnız nasıl geçti? Anlatayım. Zevkle. İzliyoruz. Bu kim? Benim işte. Karantinada azıcık kilo aldım. Kuaföre de gidemediğim için biraz bıyıklarım çıktı. Ne var? Karantinada bıyığım olamaz mı benim ha? Bizden sonra bir arzumuz da yok. Sağ olun. Bunu niye aldın? Aferin işte altyapı. Bu benim altyapı çırakların buldur. Bravo. Çok iyi. Çok iyi. Kurgusu, fikri, önermesi, şakaları işte bu kadar. Çok hem de tam yaşadığımız günlere ışık tutar. Nitelikte diyelim. Evet. Işık güzel. Tutar biraz belki abartılı bir şey oldu ama güzel, çok güzel. Sevgiliyle karantina, Tuğba çok iyiydi orada da. Evet. Tuğba, Yeşim, bunlar böyle bir değişik tipler. İşte Yeşim'de ne var ben hala? Çok, Yeşim ne yapsa çok gülüyorum ben. Kivi saymadın, iyiydi. Yarasamı yedin, çok iyiydi. Arif tatlıydı, bütün o üçlü güzeldi. Tabii ki Cenan'ı övmeliyiz. Evet, biraz Cenan'ı övmeliyiz. Ebru'nun telefon konuşması. Onu o ne dedi? Sen onu deyince onun üzerine ne dedi? Sen onun üzerine dedi. Onun üzerine ne dedi? Dekor kullanımı çok bir kere güzel. Zillik bir hareket. Evet. Aynı şeyle divanla üç ayrı tablo oynadılar. Doğum çatlakları. Nice. Çok tatlı bir şakaydı. Bence ha Cenan'ın tişörtü, tişört şakasına kadar görünmesin diye eşofman üstü giymiş. Halbuki bütün skeci öyle oynayıp niye bu adam tişörtü böyle dedirtip üstüne söylese daha tatlı olabilirdi. Ama genel olarak zili hak etti. Alkış.
Sen bir şey eklemeyeceğim. Benim yanımda durup böyle biri mi yapacaksın? Yok sonra hocam. YouTube'dan eleştiri alıyorsun. Yok hocam. Ben de ama siz her şeyi o kadar net söylüyorsunuz ki hocam. Arkasında söyleyeceğim bir şey kalmıyor. Önce sen konuş sonra ben konuşayım. He o da tamam. Olur. Tamam. Hadi tamam. Bakalım. Bir sonraki süreçten olur. Aynen. Bravo.